Sultan, çok yoruldun kızım. Bana bir yorgunluk kahvesi yap. Tabii efendim, hemen. Bir muhasebe kayıtlarını getir. Kayıtlar Tarık Bey'de efendim. Üzerinde çalışıyor. Tarık yerinde mi? Evet, yerinde. Çok şükür. Haber vermemi ister misiniz? Yok yok, ama kahveyi onun odasına getir. Tamam Cengiz. Tarık, seni burada böyle işinin başında görmek ne büyük mutluluk oğlum. Son zamanlarda işleri çok ihmal ettiğimin farkındayım baba, haklısın. Ya bundan sonra telafi edeceğim ama, söz. Bundan eminim. Tarık, ne zaman çıkıyoruz? Ha, kusura bakmayın Cengiz amcacığım, sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Ben çıkacağım zaten kızım, bir yere mi gidiyorsunuz siz? Baba, bu Kıbrıs müşterilerle akşam yemeğine çıkacağız, yani iş için. O zaman ben sizi tutmayayım. Meltem, şu dosyalar bitsin, hemen çıkarız, tamam mı? E tabii tabii. O zaman sen işinle ilgilen. Görüşürüz. Görüşürüz. Nedir durum? Vallahi Buse, tahminimden de iyi gidiyor. Cengiz amca bugünü birlikte geçireceğimizi öğrendim. Yani her şey umduğumdan da iyi gidiyor. Hadi bakalım. Tünelin ucunda ışık var desene. Buse'cim, o ışık hep vardı zaten. Sadece bir ara eziğim biri gölge etti, o kadar. Ama unutma, benim olan benimdir. Ha, almaya çalışan olursa da itinayla haddi bildirilir. Öyle mi diyorsun? Özlemiş midir beni? Bak, sen ona özlemini, pişmanlığını anlatınca onda kızgınlık falan kalmaz. Ya Tarık eniştem kıyabilir mi sana ya? Ama dinlemedi bile beni Esma. Dinlemediyse bir kere daha çık karşısına. Dinleyene kadar çık. Yani eninde sonunda anlayacak senin suçsuz olduğunu. Ah, ben senin yerinde olacaktım var ya. Bu akşam giderdim kapısına, çalardım bir güzel. Aslında bugün evde de olmayacakmış. Müşterilerle yemeğe gideceğim demişti. Ne güzel işte. Hem ailesi de görmeyecek sizi. Baş başa daha rahat olursunuz. Bence sen güzelce süslen, hazırlan. Yemekte çık karşısına. Tek tek anlat bütün derdini, gönlünü al. Ondan sonra Tarık enişten bak bakalım sana kötü davranabiliyor mu? Haklısın aslında. Tamam kız, yapacağım. O yemekte Tarık'a bütün gerçekleri anlatacağım. Yemeğin nerede olduğunu biliyor musun? Şirketten öğrenirim, o önemli değil. Neyse Esma, ben bir an önce gidip hazırlanayım. Bugün çok güzel olmak istiyorum. Buyurun. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben güzel bir elbise bakıyordum da. Özel bir gece için. Böyle şık bir şey olsun ama çok da süslü olmasın. Tabii, yardımcı olayım hemen. Buyurun. Şöyle modellerimiz de var. Yalnız benim çok fazla param yok. Yani malum, öğrenci bursuyla alacağım. O yüzden eğer elinizde daha uygun bir şey varsa... Anladım ben size, hemen getiriyorum. Tamam herhalde. Güzel güzel. Ama şu ruj hazır bence. Tamam. Sence kalem ister mi ruj? Gerek yok. Tamam. Gel. Meltem Hanım, elbiseniz geldi. Tamam Sultancığım, bırakıver oraya. Teşekkürler Sultan. Ya Meltem, karışmayayım karışmayayım diyorum ama. Yani sen evime hırsız girdi diye yeni aramadın mı Tarık ağlıya ağlıya? Şimdi o kadar süsü püsü görünce adam şüphelenmeyecek mi? Şüphelenmez.
Tarık'ın gözü şu an hiçbir şey görmüyor. Ayrıca burada önemli olan bugün Tarık'ın aklını başından alabilmem. Bunun için de ne gerekiyor bil bakalım. Çok güzel olma. Neden? Tatlım. Ben zaten her zaman şık giyinen biriyim. Yani şıklık ve güzellik benim için sıra dışı bir şey değil. Ben Sıla mıyım? Aynen. Ay o ne öyle? Ya bir şey söyleyeceğim, o kız ne kadar pespayı öyle. Neyse, sen elbiseyi çıkar, ben de şuraları toplayayım. Tarık gelir birazdan çıkalım diye. Sizinle çalışmaktan dolayı çok memnunuz Tarık Bey. Ama yanlış anlamazsanız sizi tercih etmemizin sebebi Meltem Hanım. Sizin gibi insanlar her zaman karşımıza çıkmıyor. Doğrusu Sayaral'da olmasaydınız başka bir firmayla çalışacaktık. Sahi mi söylüyorsunuz Haklı Bey? Tüm samimiyetimle. Olaylara profesyonel bakışınız, iş hakimiyetiniz, güzelliğiniz ve zarafetinizden hiç bahsetmiyorum bile. Teşekkür ediyorum. O sizin zarafetiniz. Sözleşmeleri imzalayalım o zaman. Ne dersiniz? Tabii, memnuniyetle. Tamam. Şöyle vereyim bak. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ben Tarık Sayar'la görüşebilir miyim? Tarık Beyler şu an yemekte. Maalesef rahatsız edemiyoruz. Çok önemli lütfen. Ben Tarık Sayar'ın eşiyim. Bakayım hemen. Buyurun. Bir haber vereyim geldiğinizi. Yok lütfen haber vermeyin. Ben sürpriz yapacağım da ona. Odasında bekleyeceğim. Tamam. Buyurun, yardımcı olayım size.